Sağ ol abi. Sen sağ ol koçum. Şimdi ne olacak? Bir şey olacağı yok. Dere tepe aranıyor. Hiç iyi yapmadı, hiç. Cezasını katlamaktan başka bir işe yaramayacak. Tabii yakalanırsa. Kidir, bunu söylüyorsun Ali. Evet, söylüyorum. Çünkü biliyorum. Ha, neyi biliyorsun? Bize de söyle. Mustafa abi. Heyecanlan. Tahir'in askerliği ne kadar sürdü? Ulan şimdi ben... Süresi sürdü işte ya deli duyun. Orada da rahat durmamış cezası filan. Sürdü ya bir süre. Nedir? Ceza falan almadı. Ali ne diyorsun oğlum sen? Abi, Tahir özel seçildi. Yetiştirildi. Biz birlikte görevlere gittik. Zaten orada tanıştık. İşte biliyorum, asker arkadaşısınız. Ne diyorsun yani? Abi, sıradan bir askerlikten bahsetmiyorum. Demadı hiç öyle bir şey. Ne bağ, ne ailesine. Ben de bu kadarını söyleyebiliyorum zaten. Yani işin özü şu ki... Tahir istemediği sürece kimse onu bulamaz. Spina. Kim lan şimdi? Alo. Abi. Lan ne yaptın oğlum? Abi hoparlöre ver. Bak hoparlöre ya. Sürme hali filan buraya. Hakkınızı helal edin abi. Ben nefesin peşinden gidiyorum. Tahir, kurban olayım yapma kardeşim. Tahir, neredeysen çık gel, teslim ol. Ben zaten teslim oldum. Nefese teslimim ben. Onu bulmadan da dönemem. Kula Tahir oğlum, biz buluruz ha nefesi. Ne dünyanın cebinde parası yok, bir şey yok. Çıkacak 2-3 güne ortaya. Abi, ev işini biz hallederiz. Abi, abi dön gel. Yapamam kardeşim, yapamam. Nefesi bulmadan dönemem. Abi. Ha koçum. Senden bir ricam var. Asiye yengeme, anama benim aradığımı söyle. Nefesi de bulmuş, Rusya'ya kaçmıştı. Şimdi arayamaymış. Kaçak olduğu için. Ama toz duman denince arayacakmış da. Yeğenlerimi dört benim için abi. Herkese selam. Mehmet Eren'ime, balıma hasret. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Lan oğlum dur kapama, iki laf edelim konuşalım lan! Ya bulur, ya ölür. Yalaz! Ortası yok abi. Nefes'in telefonundan yer tespiti için başvurduk. Savcılık emriyle takip edilecek. Yani bizim Nefes'i bulmamız lazım. Nefes'i bulursak Tahir'i de buluruz. Sizden ricam, ne olur. Benden habersiz hiçbir şey yapmayın. Her şeyden haberdar edin beni. Abi, çocuklar. Bunu size görevi başındaki bir polis olarak söylemiyorum. Kardeşini merak eden biri olarak söylüyorum. Bitmiyor. Arka arkaya geliyor Nazar. Tahir abi de nefesi bulmak için kaçtı yani. Evet. Ben ne desem bilemedim. Olur da bir şekilde size ulaşırsa, bir haber alırsanız. Biz ne yapabiliriz ki? Ay ne bileyim. Öyle işte. Ablamla ben geliriz birazdan. Ha iyi ya, tamam gelin. Berrak da burada. Ha Nazar. O itten bir haber var mı? Ha, hala kağıt üstünde karşıyım ya. Polisler geldi. Ben
yoğun bakımdaymış, öyle dediler. Bildiğim bu. İyi, ha tamam, haydi siz gelin. Ben darlandım burada. Ha bu uşak yüzünden zaten dışarı adım atamayırım. Allah aşkına çıkın gelin. Saniye teyze. Aman kudursun köpürsün isterse. Başımıza ne geldiyse en çok onun parmağı var. Kendi uşakları bile öyle değil. Ne diyeyim? İyi, ha tamam. Kapattım ben, haydi. Eşekten nerede o? Kapı sesi duydum az önce. Çıktı gitti herhalde. Uy. Teşekkür ederim. Sen niye mi yiyeceksin? Ben aç değilim ki. Ben susadım. Hatta çok susadım. Oh. Anne. Annem. Nereye gideceğiz? Hala bilmiyor musun? Nereye gideceğimizden çok ne yapacağımız önemli. Ne yapacağız? Önce kalacak bir yer bulacağız. Sonra... Sonra? Sonra... Bizim şeye... Paraya ihtiyacımız var. Para kazanmamız lazım. Sonra nereye gideceğimize karar veririz. Baban ne zaman gelecek? Bizi bulacak ya. Ama öyle hemen gelirse olmaz ki. Tadı kalmaz. Ama ben şimdiden özledim. Ben de çok özledim. E hadi ama yemeğine daha başlamadın. Bak çorban duruyor, yoğurt duruyor. Hadi daha bak. Kuru fasulye pilav var. Hadi anneciğim. Anne. Bebeğim. Tatlı da yiyebilir miyim? Yiyebilirsin anneciğim. Yiyebilirsin de. Paramız mı var? Sen yemek istiyorsan ye tabii. Ama bizim paramızı idareli kullanmamız lazım. Yok yok, yemeyeceğim. Sonra yerim zaten. Abi. Ha koçum. Asiye yengeme, kızlara falan hepsine. Şu buluşmuşlar kaçmışlar hikayesini anlatsak iyi olacak. Ya, doğru dedin öyle. Kimseye çaktırmayacağız ama... Beri yanından aramaya devam edeceğiz, va? Osman amcama da böyle söyleyelim, yüreğine iner. Ödüm kopuyor bir şey olacak diye. Tamam Basım. Anlaştık o zaman. Bizden başka kimse bilmeyecek. Aramaya devam edeceğiz. En ufak bir şey öğrenen birbirine haber verecek. Vermezler. Abi Trabzon'da ne kadar kalınacak otel, motel. Dam dibi varsa hepsine bakacaksınız oğlum. Takalara, teknelere, hamsinin girdiği deliğinden ağzın kovuğuna kadar. Onu bulacağız. Tamam abi. Anlaşıldı abi. Allah yardımcımız olsun. Hadi abi. Savcı bey, dedenizi yaptım. Aha. Siyah poşete koydum, evet. Tamam. Nereye geleyim? Ha, tamam. Yok, kimseye bir şey söylemedim. Tamam. Selamün aleyküm sayın savcım. Ben başkomiser Tahir Kaleli. Az sonra dolandıracağın amcayla bir çayını içmeye geleceğiz. Alo. Alo.
Ah benim güzel dayım. Hiçbir savcı al paranı koy bir torbaya getir bana demez. Gidiydi paraların. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Selamünaleyküm. Haydi gözünüz aydın. Hayırdır inşallah, ne oldu? Hayırdır, hayırdır. Tahir aradı. Eşekten mi? Ya kızım, eşekten abi dur anlatacağım ha. Müsaade edersen. Tahir aradı. Dedi abi, nefesi buldum. İşte ondan sonra ver elini Rusya. Yemin et. Tövbe kızım ya bir dur. Ne boş yere yemin billah ne duyuyor ya? Günah. Allah Allah. Sen ciddi misin Mustafa abi? Kızım böyle şeylerin şakası mı olur ha? Toptan kurtuldular yani değil mi? Ha öyle oldu. Biz ne zaman göreceğiz? Kızım görürüz hele bir dur bir. Semih Süpyen bir ayaklansın bir kendine gelsin çocuk ya. Onlar da kendi düzenlerini kursunlar. Şu arama işinin sıcağı bir dinsin. Ondan sonra giderim ne diyor yani? İşte onlar kaçtı kurtardı kendini. İşte de hasreti kaldı artık çekeceğiz katlanacağız yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır işte. Ha. Öyle. Uy, poşemize ver bakalım bir oğlum. Dur dur uyu uyu uşak alma alma. Ya Mustafa. Allah'ım. Uyandır sen. Herkese benden tatlı, herkese. Dal yarım.
ya ana sonunda istediğin. Oğlum da gelin de kaçtı gitti ya. Benim oğlum kaçmadı. O nefes garisi allem etti, gallem etti benim oğlumu, senin kardeşini. Yeminle yok. Vallahi da yok, billahi da yok. Can çıkar huy çıkmaz diye boşuna demeyler. Siz neye üzüleceğinizi, neye sevineceğinizi şaşırdıysanız ben ne edeyim? Benim evini, yuvasını kuracak, çoluk çocuğa karışacak dediğim oğlum bir belaya kapıldı. Az kaldı katil oluyordu. Ucundan döndü. Kanun kaçağı oldu. Yurt dışına kaçtı. Buna mı sevineyim? Tamam Asya'm, tamam ya. Senin dediğin gibi işte. Ne anla ne dinle. Sağ olsun. Ne öyle yarım ağız sağ olsun. Gebesin der gibi. Ana. Tövbe demekten şu dilimde damağımda tüy bitti de. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam koçum. Ne de var mı işte yeni bir şeyler ha? Öyle işte abi. Kumluğa gittik. İşte gemilere falan baktık. Değişik bir durum yok anlayacağın. Bir şey yok yani abi. Aynı değilsiniz ha. İyi oğlum. İyi işte. Ha? Söylemiştim. Çocukta bir başkalık var demiştim. Kapıdaki adamlara görülmeden nasıl girdin içeri? Zor olmadı. Eminim olmamıştır. Vedat'ı vurmuşsun. Kötü haber tez yayılı ya. Kötü haber mi? Bilmem. Kimine göre iyidir, kimine göre kötü. Otursana. Fazla kalmayacağım abi. Anladığım kadarıyla sen de her şeyi biliyorsun zaten. Geliyor kulağımıza bir şeyler. Oturmayacak mısın? Böyle iyi. İyi. Sana nasıl yardım edebilirim? Polisten, kanundan kaçan bir adam olarak bana veda etmeye gelmedin öyle değil mi? Hayır. Yardım istemeye geldim. Başkasından da isteyebilirdim ama. Ama? Tanıdığım herkes takip ediliyordur şimdi. Ama seninle olan hukukumuzdan kimsenin haberi yok. Bir hukukumuz var yani. Yok mu? Ben yok demedim. Mustafa. Ne canım? Sen beni üzmemek için bana yalan söylemiyorsun değil mi? Kızım sen de bir şey değilsin de ne değilsin anlama ayırma. Ya bu yaştan sonra bir de olduk yalancı ya. Yok, öyle bir şey demedim da. Ne dedin? Nasıl olmuş? Yani sabah kaçan adam, akşam olmadan nefesi buluyor. O da yetmiyor, hop Rusya. Yani hangi arada, hangi derede? Ya kızım işte adamın adı Delu ya. Ya Delu Tahir. Ya ne bileyim nasıl olmuş ha? Ya aradı beni işte, dedi ya abi buldum ben dedi. Ya biz gidiyoruz dedi, kapadı telefonu ben ne yapayım yani? Sonra? Ya ne sonra sonra kızım işte? Kapadı duyurma telefonu sonra sonra. Biz arasak olmaz mı? Hasbinallah. Kızım ya ben kime konuşayım ya? Ha? Kime anlatayım ben ya? Ya tozun telefonu yok ayağınına. Nereye ara yazasın? Anki söyledin adı beni ya. Al buraya numarası ara. Ara ne çıkacak bundan? Ya Mustafa ne bileyim.
Yani bir yandan seviniyorum, bir yandan da... Ne yapacaksın? Oldu işte öyle. Özleyeceğiz tabii de. Katlanacağız bir yandan. Hakların da hayırlısı olsun tabii. Ne yapalım? Amin. Cemil cümlemizin. Biz gideriz ama değil mi? Tövbe estağfirullah. Kızım giderik giderik de ya. Nasıl gideceğiz ya? Ha bir dur ya şu Sebi Sübyan bir kırkı çıksın ya. Ha ben mi anlatacağım artık sana bunları ya? Mustafa? Ne? Nedir bu böyle ses yükseltmeler falan? Uy. Bir haller bir tavırlar ne oluyor? Yok bir şey ya yok işte tamam. He bilelim de. E neyi bilesin neyi? Sen tanımayın mısın 40 yıllık kocan ya? 40 yıl mı? He 40 yıl tabii. Daha 10 yıl oldu. Ama sana 40 yıl gibi geliyse tabii. İki çocuk. Ya kızım lafı gelişiyor öyle ya. Hasbinallah. Fikret abi. Bana öyle geliyor ki... ...senin hepimizden sakladığın karanlık bir tarafın var. Hangimizin yok ki? Senin için ne yapabilirim? Bana kimlik lazım abi. Hatta polis kimliği olsa daha iyi olur. Polis kimliğini ne yapacaksın? Muhtemelen bunu da duymuşsundur ama bir de ben söyleyeyim. Vedat ölmedi. Yani ölmemiş. Ayağa kalkar kalkmaz da yapacağı ilk şey saldırmak olacak. Nefes de bu yüzden çocuğu da alıp kaçtı abi. Kendini korumak için mi? Hayır abi, bizi korumak için. Vedat onun kaçtığını öğrenirse bizimle uğraşmaz. Onun peşine gider çünkü. Sizi korumak için kendini ateşe attı ha? Öyle oldu. Şimdi sen de aynısını yaparsın. Gayret edeceğim diyelim. Şimdi... ...polise yakalanmadan Nefes ve Yiğit'i bulmak istiyorsun. Bir de... ...polis kimliği istiyorsun. Gerektiğinde kimlik olsun. Gerektiğinde... ...ben polisim deyip... ...rahatça sorup soruşturmak istiyorsun. Doğru mu anlamışım? Aynen öyle abi. Peki... ...nerede arayacağız? Her yerde. Dikkat et anneciğim. Anne. Anne. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Ben çok yoruldum. Üşüdüm de. Az kaldı anneciğim. Kalacak bir yer bulacağız. Nerede kalacağız? Sizin tekne neredeydi? Aha, çok yaklaştık biz. Kaçak olmak zor iştir. Gölgen bile ürkütür seni. Kime güveneceğini, kime asla güvenmeyeceğini bilemezsin. O ana kadar sevgisinden, sadakatinden, muhabbetinden şüphe duymadığın insan... ...onlar bile aklına geldiğinde acaba dersin, acaba yapar mı? Satar mı? Çok şükür benim eşim dostum beni satmaz abi. Dediğim gibi. Şimdi takipteler. Hem onların başına bir şey gelmesin... ...hem de ben sobelenmeyeyim diye. Evlat... ...sana bir abi nasihati. Kimse beni satmaz deme. Çünkü her insanın... ...istisnasız her insanın... ...ya bir fiyatı vardır, ya da bir zaafı vardır. Mustafa... ...oğlu için, Asiye bacı için...
Sana kurşun sıktığını anlatmıştı bir seferinde. Gördün mü? Bu da onun zaafı. Hem de senin bile haklı bulduğun, akıl gördüğün bir zaaf. Öyle değil mi? Yardım edecek misin? Edeceğim elbette. Hayır demeyeceğini biliyordum da... neden demediğini bilmiyorum abi. Bırak. O da karanlık tarafımda kalsın. Ha. Nefesle uşağı bulduğunda ne yapacaksın? Onları bağlayıp eve mi koyacaksın? Gidip teslim mi olacaksın? Vedat, hayatta olduğuna göre... planın bu olmamalı, öyle değil mi? Kendimize yeni bir hayat kurmak için abi... yapacağız bir şeyler. Hele bir bulalım da. Hadi dünyayı gezeceğimiz tekneyi seçelim. Ben sıkıldım bu oyundan. Ama mutluluk oyunu oynuyoruz. Hadi teknemizi seçelim. Gideceğimiz ilk limanda da baba bizi bekliyor olsun, olur mu? Ay şimdi doluyan kurtuşuna ne dersin? Ha? Hem kapısı da açık, gel bakalım. Bakalım içeride birileri var mı? Kolpacı, nasılsın? Saygılar Fikret abi. Bir fotoğraf gönderdin, kim bu? Yeğenim. Terfi aldı da komiser oldu. Ama kimliğini kaybetmiş. Şimdi emniyeti uğraştırmayalım dedik. Anladım abi. Yarın akşam elinde. Eyvallah. Saygılar abi. Yarın akşam. Şimdi sana bir telefon da lazım. Takip edilmeyen bir telefon. Alo! Biriniz buraya bakın. Adam bir saattir burada. Sohbet ediyorum. Yatırıp gırtlağımızı kesse haberiniz olmayacak. Görmedim abi. Arkadaşlar da dışarıda ama. Görmediğini anladık zaten. Telefonunu ver. Sana biraz para da lazımdır. Sıkıntı yok abi. Otelde kalamam zaten. Bulduğum ağacın altına kıvrılıyorum. O zaman yarın akşam. Yarın akşam. Çocuklar sana yolu göstersin diyeceğim de... sen onlara göstersen daha iyi olacak. Çok yüklenme olanlara.
Onların bir suçu yok. Bu arada yemeğini soğuttum. Kusura bakma. Biz yemeğe hep soğuk yiyoruz evlat. Selametle. Sağlıcakla. Baksana. Dur, dur. Sen koş, ben önünü keseceğim. Hakkı abi, burada kimse yok. Kesin buralardadır. Bin aşağıya arayalım. Annem sen ben gazı etmiştik ya, onların kapakları.